Selamun Aleyküm. Dostlar ne var ne yok nasılsınız? PM gelmiş. Abi selamlar. Seni buralarda görmek güzel demiş. Teşekkür ederim. Kardeşim seni de öyle gülücük diyelim. Dostlarım şimdi Rise Online'a yine giriş yaptık. Ufak bir muhabbet sohbet edelim. Bir de ufak tefek bir bilgilendirmelerde bulunacağım size. Şimdi Bilenimiz var, bilmeyenimiz var. Biliyoruz ki bizler 23 Eylül'de bu Rise Online'a bir güncelleme gelecek. Bu güncellemede de şu anda 65 level sınır olan bu sınırı 75 level'e çıkartıyorlar. Yani bu da yeni skill'ler, yeni özellikler ve yeni haritalar ve yeni mobların olduğundan bahsediliyor. Bu sürede oyuna başlamamış ve başlamak isteyen, ya dur ben de bir deneyeyim, denemek isteyen insanlar için ki bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. 1 level ve 60 level arasındaki seviye XP yani istediği seviye XP'lerine %30'luk bir indirim geldi. Bu indirimle değerlendirmeniz için iyi bir fırsat. Ve oyuna girdiğinizde hiçbir para mara vermeden 5 günlük premium, ne bileyim XP scroll'ları, premium scroll'ları, potlar vesaire şeyler veriliyor. Hem oyunun bir içeriğini anlayabilmek, oyunun bir tadına varabilmeniz için hem de ufak çaplı kendinizi bir denemeniz için güzel bir fırsatı değerlendirmenizi isterim. Şimdi ben sürekli oyuna girdiğimde genelde AFK kalacağım dönemlerde balık mesleğinde kendimi sürekli geliştirmek istiyorum. Ve sürekli kendimi geliştiriyorum da. 21 levele kadar çıkarttım ben balığı. Şimdi evde biraz AFK kalacağım. Bugün yorgunum mesela yatacağım dinleneceğim. Bu sürede karakterimi sürekli buraya bırakıyorum. Burada seri bir şekilde balıkçılık görevimi yükseltmenin derdindeyim. Çünkü Oyunun daha 3-4-5 aylık bir oyun. İlk girdiğim günle bugünkü arasında gerçekten çok devasa bir farklar var. Yani hataları bukları bir şekilde seri bir şekilde olumlu düzeltmeye çalıştıklarını bir, bir arız görüyorum yani. Ha eksikleri yok mu? Var abi çok fazla eksikleri var. Ha bunlar düzelmeyecek şeyler mi? Değil. İlla ki düzelir. Mesela benim bir tane eleştiri videomda o vardı, bu vardı, şu vardı, yaz söyledim, konuştum falan. Ha birkaç tanesini bizim arkadaşlar yorumlara bile bildirmiş. Demiş işte ayarlardan yapabiliyorsun. Hakikatte ayarlarda varmış öyle bir şey. Ben bilmiyordum. Hiç böyle ayarları açıp da böyle kontrol etme gereği de duymadım. Yani kapatılabiliyor mu? Kapatmak nasıl kapatılıyor? Hiç bakmadım. Aslında bakmak gerekiyormuş. Birkaç tane eleştiride bulunmuştu. İşte ekranın kırmızı olması gibi şeylerde bir kapatma özelliği varmış. Bunu yorumlar okuduktan sonra <laughs> ben de öyle öğrendim. Asıl sebebim benim burada şu anda balıkçılık görevimi olabildiğince yükseklere çıkartmak. Şu anda balıkçılık aslında biraz değer kaybettiği gibi. Yani bu craft denilen sistemlerde, craft yapılan şeylerde bu mesleklerin çok fazla bir önemi var. Ben de bunu düşünerekten aslında şey yapmıştım. Yani dedim balıkçılığımı yükselteyim falan. İleride dedim işime yarar. Çünkü çıkan potlar yani balıklar coin balığı, HP balığı, MP balığı tarzı malıklar var. Bunlar yüksekti. Yani verdiğim mana potları, hani bastığı manalar ya da HP restoreler yüksekti. Bu en son gelen güncellemede onları bitirdiği gibi bir şeyler artık balıkçılık çok ön planda olmamaya başladı. Ama gördüğümüz üzere benim gibi balık mesleğini sürekli yükseltmeye çalışan insanlar var. Çünkü benim kendi öngörüm, yani kendi düşüncem bugün bu gelen güncelleme belki balıkçılığı bitirdi ama yarın bugün oyundaki bir eksiklikten kaynaklı bu balıktan kazandığımız şeyler belki oyuna çok ihtiyaç duyulacak bir şeye gelecek. O yüzden olabildiğince balık görevimi yükseltmeye ve yukarılara çıkartmaya çalışıyorum. Yani 30'a kadar ben bunu bu şekilde zorlayacağım. Ha önceden şöyle bir şeyimiz yoktu. Worm diye bir şey alıyoruz sandırıyorsan. Ve bunu da balık tutuyoruz. Önceden böyle bir şey yoktu. Direkt oltaya atardın. İstersen 5 gün burada tut. Oyundan kopmadığın sürece aralıksız balık tutuyordu. Onu da artık bir nebze zorlaştılar. Çünkü kraf geldikten sonra ister istemez herkes kasmasın diye. Ama kasan kastı evveli zamanında. Şu gelmeseydi bence daha iyi olurdu. Ama illa vardır bu yönetimin bildiği diyoruz. Şu anlık anlayış gösteriyoruz. Ben bu balıkçılığı yaparak bir de ne yaptım biliyor musunuz? Biraz ileriye dönük hareket ettim aslında. Bu Değerli dediğim balıklar vardı ya, bunları böyle alttan alttan, alttan alttan sürekli pazarda, mazarda ya da yazanlara, arayanlara sürekli böyle el altında sattım. Yani trade yoluyla sattım. Bak bankada ne var? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 tane HP potu, 5000 tane mana potum var. E bunları sadece balıkçılık mesleğinden çıkarttım, balıklarla yaptım biliyor musunuz? Yani kastım parayı satmaktan ziyade, onlar ayrı bir de bunları şeye koydum. Bankaya koydum. Üstüme de hala bir altı mevci varında para var. Şu bin tane mana potu şu anda bugün pazarda. Gelin hatta şöyle bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam. iki küsür M'ye falan satıyorlardı herhalde. Evet bak Proteandaz'dan bir sürü pazar var mana potları, LHP potları ile ilgili. 2.2 M'den satılıyor. Bu 1000 mana potu eğer benim gibi oyun oynuyorsanız eğer yani hiç gitmiyorsa bir hafta çok rahatlıkla size gidiyor. Yani günde 1-2 saat girip takılmanızda bu mana potlarınızdan bitiremiyorsunuz. Bu birikimeyi de balıkçılıktan zaten bir günde çok rahat kazanıyordum. Hatta iki misliğini kazanıyordum. O yüzden ileriye dönük yarın bir gün pot, mana potu sıkıntısı çekmeyeyim, HP potu sıkıntısı çekmeyeyim diye bankaya stokluyordum. Bir de bildiğiniz üzere o HP yani balıklardan sürekli restore HP'ler olduğu için pek fazla HP potu kullanmıyordum. Bu olaylar gelince artık HP potları da benim için değerli oldu. Uzun lafın kısası. Oyuna iş başlamamış Merak eden arkadaşlar dostlar bu fırsatı değerlendirmenizi isterim. Girin bir ortamın kokusuna bakın bir oynayın hazır bedava premium xp kağıtları mana potları filan bir şeyler de veriyor oyun. Bir şey kaybetmezsiniz 3-5 günlük en azından bir girip bakmanızı şiddetle tavsiye ederim en azından bir level kasmasına. Belki leveli tutturabilirsen bir pk'sına işte bütün haritalarına bir gezme fırsatı bulunursun çünkü ped veriyor yani pet hızlı koşu. Ne bileyim, e, otokutu veriyor, premium veriyor, mana potunu, hp potunu vesaire bütün her şeyini de veriyor. Hiç masraf yapmana gerek yok. Sadece girip bir ortamın kokusunu almanı gerçekten isterim. Boş zamanlarında oynayabileceğin, özel hayatından fedakarlık etmeden yani fedakar olmana gerek yok. Sadece boş zamanlarında eğlenceli bir şekilde dostluklarını kurabileceğin, yeni insanlarla tanışabileceğin, ilk defa mrci bu oynan oyun oynayan insanlarla tanışabileceğim bir ortam. Bunu da neden söyledim? Benim bizzat kendi kuzenim. Ömrümde hiç MMORG bu oyun oynamamış. Counter'dan, Valorant'tan çıkmamış bir adam. Bu oyunu oynuyor. Az önce beni aradı. Diyor ki ya oğlum diyor ne güzel oyun diyor. Bağlandım diyor çıkamıyorum diyor. E tabi biz ömrümüzü MMORG'ye verdik. Bizim için belki bazı şeyler çok basit geliyor. Bazı şeyler saçma geliyor ama ilk defa oynayan ve ilk defa giriş yapan insanlar için oldukça güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu fırsatı kaçırmak istemeyenler muhakkak gelmenizi tavsiye ederim. Hiçbir kaybınız olmaz. 3-5 günlük en azından oyunun tadınıza tadına bakmış olursunuz. Skadi gider yatmaya balığa bırakacağım çarı azıcık uyumam gerekiyor. Allah'a emanetsiniz görüşürüz kendinize iyi bakın.